Ne kadar teknik bakmaya çalışsak da şu hisselere, uzun vade takip ettiğimiz hisselere ne kadar teknik bakmaya çalışsak da bizden olmuyor arkadaşlar ya. Mühendis kafası var bizde. Ben ziraat mühendisiyim. Ne anlarım ben grafikten, çizgiden, hisseden, gelecekten, kardan, işte bilançolardan, uzun vade birikim mantığıyla, birikim fikriyle bizim maaşımızın belli bir kısmıyla ufak ufak biriktirmeye devam etmemiz lazım. Sıfır maliyet yaratmamız lazım. Sigarayı bırakıp biriktirmemiz lazım. Seçtiğimiz hisselerde özellikle Türkiye'nin medarı iftar olan, ihracatı yüksek, kasasında para bulunan şirketler olması lazım. Vay efendim, Vestel Beyaz Eşya tarihi zirveye gitmiş, aşağıdan geri toplayayım deyip şuradan satmak için uğraşmamamız lazım. Biz onu kaçırırız. Biz ona gelemeyiz işte arkadaşlar. Hani pazarcılar pazara gittiğinizde, sen pazarlarına gittiğinizde sloganlar atarlar ya. Al bu kirazdan kalmaz birazdan. Al 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 al. Abla düştü, abla düştü diye diye. Bakın. Dövizi fazla olan şirketler. İhracatı güçlü şirketler. Siparişleri güçlü şirketler. Yüksek şirketler. Biz bu tabloyu sizlerle sanki daha önce paylaştık diye hatırlıyorum ama borsa filozofunun paylaştığını biz tekrar sizlerle paylaşmak da istiyoruz. Hani uzun vade sizde ben işte biriktirmek istiyorum. Çocuklarıma finansal özgürlük, kendime finansal özgürlük. Çocuklarım işte kimseye el pençe divan olmasınlar. Onlar da kendi ayaklarının üstünde dursunlar. Ben de emekliliğimde bir kur emekli maaşına muhtaç olmayayım diye düşünüyorsanız alacaksınız arkadaşlar. Kasasında döviz biriktiren, dövizi olan şirketler. Enka İnşaat, Doğuş Otomotiv, Enerjisa, Sabancı Holding, Ereğli Demir Çelik, Şişe Cam, Türk Telekom, Aksa Akrilik. Diyeceksiniz ki Ereğli Demir Çelik bir senedir düşüyor, iki senedir düşüyor. Şişe Cam o yüzden eşek gitmiyor diyeceksiniz. Ben de size diyeceğim ki açın kardeşim 10 yıllık grafiklerine bir bakın. Eğer siz bunu zaten 6 aylık, 1 senelik bakıyorsanız bakmayın. Bakmayın. Siz 6 ay 1 senede maaşınızın belli bir kısmıyla ne kadar biriktirebilirsiniz ki kalkıp 6 ay 1 senelik bu şirketlere yatırım yapacaksınız. O zaman sizin cebinizde toplu para var. Şu an bakıyorsunuz acaba hangisi en fazla kazandırır 3 ay 5 ayda. Ben 3 ay 5 ayda 2'ye 3'e katlayayım da gideyim ev araba alayım diyorsanız hiç buralarda gezinmeyin arkadaşlar. Şu an siz pazardasınız. İhracatı güçlü şirketler. Vestel Beyaz Eşya, Otokar Otomotiv, Tüpraş, Arçelik, Türk Hava Yolları, Ford, Pegasus, Sasa. Diyeceksiniz Sasa battı diyeceksiniz ya. Sasa'nın haline baksanıza nereden düştü diyeceksiniz. Değil mi? Duyar gibiyim. Coca-Cola, Alarko. Siparişi yüksek şirketler, güçlü şirketler, sipariş alanlar. Özellikle yeni gelen şu enerji sektörü şirketleri çok kap haberi atıyorlar, ihale haberi atıyorlar. Astor, CV Enerji, arkasından maka kaldığımız şirket. Aselsan, SDT Uzay Savunma, aldı başını gitti ya. Girişim Elektrik, Gesam, Yeoteknoloji, Kontrolmatik, Alfa Solar, Kuzey Boru. Şimdi diyeceksiniz ki ya bunlar uçtu gitti. Sen bana bunları mı tavsiye ediyorsun, bunları mı al diyorsun? Demiyorum arkadaşlar, alın demiyorum. Ama eğer kademeli biriktirecekseniz, bugün şu SDT'yi 700 lira kaç lira şu an SDT? SDT nerede o? Şu mu? 400 lira. Eğer siz bu şirketi, bakın alın demiyorum, tavsiye vermiyorum. Örnek veriyorum. Siz bu şirketi 10 yıl, 15 yıl biriktirmeyi düşünüyorsanız 10 yıl sonra, 5 yıl sonra, 15 yıl sonra bugünkü bu 400 liralık tarihi zirvesi size belki kuruş görünecek. Açın bakın Kontrolmatik'in ilk halka arz olduğu fiyata ya da ilk tavan serisinden sonra geldiği noktaya. 216 TL'ye düşse şurası bakın şurada bir düzeltme yapmış 90 TL'ye düşse ben 90 TL olduğu zamanı hatırlıyorum Kontrolmatik'in. Bakın şuraya kadar halka arzdan sonra yükselmiş 16, 19, 20 TL'ye düşse şu an siz alır mısınız almaz mısınız? Ya da şu anki 297 lira fiyattan 20 TL'yi siz acaba ya ben 20 TL'ye almadım da 25 TL'ye almıştım pahalıya almışım der misiniz? Mesela. Yani velhasıl Kerem nerede bizim? Bu şirketlere, bu sektörlere ufak ufak şimdiden maaşınızın belli bir kısmıyla yatırım yapmaya başladığınız zaman bundan 10 yıl sonra vay efendim şu şirket gitmedi, şu şirket böyle oldu. Siz belki de birikim mantığıyla yatırdığınız için
olmayan bir parayı yatırmış sayacaksınız kendinizi. Diyeceksiniz ki ya ben bunu yapmasaydım zaten bu para çarçur olup gidecekti diyeceksiniz. Dün birisi YouTube'da konuşuyordu. Ereğli Demir Çelik'in 2 sene boyunca 2 senedir düştüğünü anlatıyordu. 1,5-2 senedir. Adam diyor ki siz Ereğli Demir Çelik'i 3'e 5'e 10'a katlansın diye mi biriktirdiniz diyordu. Ereğli Demir Çelik öyle bir şirket değil ki diyordu. Ereğli Demir Çelik sizin temettü emeklisi olmanızı sağlayacak bir şirket diyordu. Ereğli Demir Çelik'te 10 bin lot, 20 bin lot, 50 bin lot yapacaksınız. Ondan sonra fiyata bakmayıp gelen temettülerle geçineceksiniz diyordu. Mantıklı geldi bana. Yani gerek Şişecam, belki Ford. Ya bu şirketlerde sen temettüyle geçinmek için lot sayını arttıracaksın. Belli bir yıl sonra temettüler geldikçe otomettülerle geçineceksin ve sen ölüp gittiğinde o Ereğli'nin lotları senin çocuklarına kalacak. Sen ölmeden önce onları satmayacaksın ki. Onlar miras olarak kalacak. Bilmem anlatabildim mi? Yani burayı bir pazar yeri olarak düşünün. Tezgahtarlar size sürekli bağırıyor, çağırıyor. Dövizi, kasasında döviz bulunduran şirketler, ihracatı güçlü şirketler, gel bunlardan al diyor. Siparişi yüksek şirketler, bak bu şirketler bebek hisse, bak bu şirketler yarın bir gün uçup kaçacak diyor. Ama sen hala gidip bütün paranı, birikimini, arabanı satmışsın, evini satmışsın. Vay efendim şu hisse işte 5 tavan yapmış, bir 5 tane tavanı daha var diyorlar. En iyisi ben bütün paramı buna yatırayım da %50 kazanç sağlayayım, %60 kazanç sağlayayım, geri satayım sonra diye düşünüyorsan eğer, borsa senin için kumar yeridir. Sen kumar oynamaya mı geldin, yatırım yapmaya mı geldin, temettü emeklisi olmaya mı geldin, çocuklarına miras bırakmaya mı geldin, yoksa boşta duran paranı ya da bir birikim mantığıyla kumbaraya atar gibi biriktirmen gereken parayı çarçur etmeye mi geldin? Heyecan arıyorsan kriptoya git. Heyecan arıyorsan git kaldıraçlı işlemler yap, başka şeyler yap, zengin olabilirsin. Ama bütün paranı da bir çırpıda kaybedebilirsin. Kriptodan az mı gördük ya intihar edenler? Neler neler oldu arkadaşlar? Tamam çok kazandı da oldu. Ama girip çıkması gerektiği yerleri bilen kişiler ya da şans eseri olan kişiler kazandılar. Geldiğimiz noktada yıllardır borsada kripto da bekletiyor. Bitcoin de bekletiyordu. Velhasıl kelam uzun vade yatırım candır. Kademeli yatırım candır. BIST 30 içinden şöyle 6-7 tane hisse seçeceksiniz. Bir iki tane de şöyle sürpriz yapabilirsiniz. Bakın ona yok demiyorum. Ama toplu parayla borsaya gelmeyin. Toplu parayla gelmişseniz o parayı şöyle 10'a bölün. Ya 10 ay içinde koyun ya da 10'a bölüp 10 ayrı sektör, 10 ayrı hisse diye paylaştırın koyun ve maaşınızdan eklemeye devam edin o 10'a böldüğünüz paraya. Ancak bu şekilde kademeli ufak ufak birikim mantığıyla kazanabiliriz arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.